Merhaba, merhaba Gökçe Hanım, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Merhabalar. Siz nasılsınız? Biz de çok teşekkürler. Neler yapıyorsunuz efendim? Nasıl gidiyor? İyiyim, nasıl Ahmet olayım? Ahmet Bey gitti. İyiyim, ne yapayım valla, koşturuyorum. Kas çalışmaları mı devam ediyor? Valla şu an işte dijitale yaptığımız işin evet. Çekimleri devam ediyor. Da şu anda Barış Arduş'la birlikte kulüptü değil mi evet, galiba ismi? Evet. Nasıl gidiyor çekimler peki? Güzel gidiyor. Gayet iyiyiz yani, çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. O yüzden çok da karşılaşamıyoruz zaten. Nasıl bir rolde göreceğiz peki sizi efendim? Uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz çünkü. Ya evet, bir şey söylemeyeyim şimdi. Dönemiş. Evet. Hangi dönem onu anlat? 80'ler mi? 70'ler mi? 50'ler mi? 50'lerdeki evet, gece hayatını anlatılacak galiba. Yok, gece hayatı anlatılacak denemez ama. Kulüp dediğin. Ama evet, mesela işin içinde öyle bir tarafta var tabii ki. Yani sadece o anlatılmıyor ama evet, işin içinde öyle bir tarafta var. Ama bir 50'ler dünyası izleyeceğiz. Yani şu anda heyecan verici geçiyor evet, hepimiz için. Peki televizyon ve dijitali ayıran fark sizin için ne oyunculuk anlamında? Çünkü senaryoda ne gibi değişiklikler oluyor? Hani daha rahat ya dijital platform. Yani ne diyebilirim bunun için? Yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bir kere çalışma... ya dur şimdi. Aynen süreler, evet. Ben açı saatler olarak daha rahat bir durum var. Öyle saatlerce sarkması gibi söz konusu olmuyor. 2 dakika 3 azından... dakika bakışmalar yok. Mert Fırat'la bakışmalarınız geldi. Ay canım benim ya. canım benim. Öyle yani çalışma koşulları o anlamda tabii ki çok daha konforlu ve rahat. Ne zaman girip ne zaman çıkacağını çok daha rahat evet, biliyorsun. O anlamda keyifli, güzel. Peki müzikali özlediniz mi? Özledim. Özledim. Daha şimdi konuşuyorduk. Özledim. O da bakalım şimdi bu işin bir çekimlere bitsin. Birazcık rahatlayalım. Sonra bakacağız. Bir de bu süreç biliyorsunuz evet, nasıl ilerleyecek onu da bilmiyoruz. Ama tabii ki istiyorum. Gene devam etmek istiyoruz yani tüm ekip olarak. Ama bakalım. İş dışında peki neler yapıyorsunuz? Bu süreci hiç nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. İnanır mısınız? Çünkü hiç böyle bir vaktim olmuyor pek bir şey yapacak. Böyle bir arada işte ajansa geliyorum biraz ekiple sohbet, muhabbet, iş konuşmaları vesaire falan filan. Onun dışında şu ara pek yapacak bir şey vakit kalmıyor. Haftanın 6 günü falan setteyim. Pek bir vakit olmuyor. Eğer bu proje olmasaydı peki bir albüm çıkarmayı düşünür müydünüz? Hani düşünür müydünüz? Yok, şu anda öyle albüm gibi bir fikrim yok açıkçası. Öyle bir fikrim yok yani. Müzikal devam ettiği sürece zaten hepsini yapabilme şansım oluyor sahnede. O yüzden henüz bir albüm gibi bir fikrim. Yani yok. Kitaplarda dikkatimizi çekti. Evet, öyle hediye gelmiş. Evet, kitapları biz de merak ettik. Evet, öyle hediye gelmiş. Ben böyle bir... Kitapları görebilir miyiz? İnsan, tabii ki. İnsanın, evet, merak... İnsanın merak yolculuğu. İşte senden bahsediyorum. Bundan hepinize birer tane göndereceğim. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten. Gökçe Bahadır, çeken bir kitap. Bir kitaplarınız var mı? Yaklaşık kaç kitap okudum diyebilir misiniz? Çok kitap okuyan bir insan mısınız? Ya kitap okumayı çok seviyorum. Ama kitabı böyle hani direkt şey gibi de böyle şeyi çok seviyorum. Ara ara böyle okuduğum kitapları bile böyle açıp açıp bakmayı, işte böyle kişisel gelişim kitaplarını özellikle okumaktan çok hoşlanıyorum. Yani seviyorum. Bir kütüphanemde ara ara böyle canım sıkıldığında elime alıp kitabı herhangi bir yerinden açıp böyle okumayı seviyorum. Keyif siz peki yazmayı düşünüyor musunuz? Yok henüz. Herhangi bir şiir olur, roman olur. Yani pek... Şu an öyle bir fikrim yok. Öyle bir ilham gelmedi. Henüz gelmedi. Peki, peki yaza doğru da normalleşme, yani pandeminin daha çok azalacağı haberleri çıkıyor. Şimdiden bir tatil planı yapıldı mı? Gitmeyi düşünüyor musunuz bir yerlere? Yine kalabalık ortamdan yoksa uzak mı kalacaksınız? Müstakil villalar bu geçen senede, bu senede modaydı biliyorsunuz. Evet. Siz de hani o modda devam mı etmeyi düşünüyorsunuz yoksa? Yani bilmiyorum inan, daha henüz bir plan yapmadım yaza dair ama tabii ki şey keyifli şu süreçte. Böyle müstakil bahçende keyifli vakit geçirmek. Biraz işte öyle Ege tarafına gidiyorum. Ailemin yanına. Evet. İş bittiği zaman zaten orada biraz dinlenme şansım oluyor. Sonra da yaşayıp göreceğiz. Henüz bir plan yapmadım açıkçası. Peki, peki çok teşekkürler. Bir çok detay alalım mı? Çok güzel böyle pudrama bir... Hayır, pudrama. Evet. Çok yakışmış ama böyle tulum gibi duruyor. Gökçe Hanım buradayız. Buradayız. Dur bir dakika. Ben de Gökçe Hanım buraya bakıyorum. Şimdi hani keserliyiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.